Sabahın erken saatlerinde uyanıp sahip olduklarınızı şükrettiniz mi hiç? Pencereden görünen muazzam manzaraya, içeri dolan gün ışığına, odaya kadar süzülen taze kahve kokusuna. Ne kadar küçük şeyler değil mi? Küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeyleri olanların uydurduğu bir şey bence. Yani zaten toplu konutlarda oturup kod farkından araba lastiklerine bakan daireniz azıcık güneş alıyorsa, gün ışığına da şükretmek, ne bileyim. Ama paran varsa konuşmak kolay tabii. Para, en hak etmeyene bile ahkam kesme hakkı veriyor. Bu durumda iki ihtimal var. Ya hayat boyu parası olanların ahkamlarını dinleyip duracaksınız, ya da parayı bulacaksınız. Ben ikinciyi seçtim. İşte bu da onun hikayesi. Günaydın. Günaydın. Oo, günaydın Zeynep Hanımcığım. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi misin? Doğum günün kutlu olsun. Ay, teşekkür ederim. Bak bakalım beğendin mi? Birisi odama küçük bir hediye bırakmış. Acaba kim? Hem de kendi elleriyle seçti Zeynep ablası ya. Ben aslında elbise seçmiştim ama annem telefonda Hatice ablaya o kadar para veremeyiz demiş. Ela Hanım bütçeyi düşük tutunca mecburen indirimden almak zorunda kaldık. Aman olsun abla, boşver, tahmin etmiştim zaten. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, bakalım kahvaltıda neler var? Nerede bizim pankekimiz? Mila, geç kalıyoruz hani. Hiç oturma. Kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Hadi gel. Anne bak, Zeynep ablam aldığım ayakkabıları giymiş. Bunlar onlar mı? Sağ olun Ela Hanım, çok naziksiniz. İyi seneler. Hadi. Anne, ona da burada parti yapalım mı? Tatlım, Zeynep ablanın ailesi var, arkadaşları var. Vardır bir planları eminim ki. Biz ona bence bugün için izin verelim. Onun daha çok hoşuna gider. Ha? Yok, hiç gerek yok. Sen akşam 5'e kadar izinlisin ama geç kalma çünkü benim yemeğim var. Sen bunu da al, kendine pasta alırsın. Ben alamadım malum işlerim. Hadi gel canım. Sağ olun ama hiç... Hiç gerek yoktu. Oo, yine iyisin. Yol paran çıktı kız. İyisin biliyorsun. Boş mezar bulsan içine gireceksin. Kızın eline verdiler parayı, sadaka verir gibi. Ne güzel çocuklarına bakıyorsunuz gibi. Para mutluluk getirmez derler. Yani bunu da parası olanlar der tabii. Ama sen onlara cevap olarak sen hiç aç uyudun mu diyemezsin. Çünkü paran yoksa böyle konuşmaya hakkın da yok. Para mutluluk getirmez, doğru. Ama size bir şey diyeyim mi? Parasızlık da mutluluk getirmiyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, yeni sezon. Yeni geldi.
Başka bedeni var mı acaba? Ona pardon. En çok tercih edilen. Merhabalar, yardımcı olabilir miyim? Gizem Hanım'a bakmıştım, arkadaşıyım. Buralardadır, bir bakının. Onur Bey, hoş geldiniz efendim. Bu çanta ne? Ne? Aa, burada bir çanta daha var, senin mi bu? Neymiş ya, yok. Kızım. Ay paralara bak, ay! Oha! Ha! Nasıl ya? Kızım gerçek mi bu paralar be? Gerçek tabii lan, gerçek. Ya baksana burada, burada en az 800 bin var. Var mı o kadar ya? Var tabii, baksana her balyada 100 olsa 20 bin ya. Burada 40 küsur balya var oğlum. Zengin olduk lan, zengin olduk. Tamam, tamam. Biliyordum bunun güzel bir şey olacağını biliyordum Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Ne yapacağız biz bu kadar parayı ya? Ne yapacağız? Alacağız tabii, ne yapacağız? Zeynep. Almayalım biz bu parayı ya. Ne? Sevgilim, uygulamadan kiraladım ya arabayı. Polis molis ne varsa peşimize takılır. Vallahi soyacıma kadar ellerinde. Ya tamam, görmedik para falan deriz. Yoktu arabada para deriz. Nereden bilecekler? Ne diyorsun, hoş diyorsun la. Hadi polisi geçtim şimdi. Parayı buraya bırakan adam tekin bir adam mıdır sence? Vallahi polisten önce onlar da danır ha peşimize. Ya saçmalama, korkma. Nereden bulacaklar seni? Adam arayacak uygulamayı, diyecek ki kim kiraladı benden sonra? O da benim yani. Hani ne var ki bunda? Ya Alp, biraz kafanı kullan, kafanı. Sen bu kadar parayı bir arada bir daha nerede bulacaksın? Bu para bizim hayatımızı değiştirir. Ayrıca biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Öyle yolda yürürken para bulmuşsun gibi düşün. Nereden bulacağız sahibini? Evet, millet birbirini öldürüyor bu kadar para için ya. Koy tamam, boş ver hadi. Zaten bak, adamlara parayı verelim. Adamlar bir şeyler fişekler bize. Ben ayarlayacağım, sen rahat ol tamam. Ya ne fişekleyecekler sana Alp? Allah aşkına iki kuruş bir şey atacaklar önüne ya. Boş ver hadi, koyalım. Ya değil ki bu, bak yanlış anlıyorsun. Zeynep ya, bir dur bir dinle Allah aşkına. Alp dikkat et! Çekimde süzülürken yemin ederim bendim o güldüğün sandım. Alp. Alp. Thank you.
geldin? Ne işin var burada? Hayırdır, üstüne ne oldu senin? Düştüm. Fena düşmüşsün ha. Rezil olmuşsundur kesin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Babam yarış için çağırdı, ondan geldim. Kızım yarış mı kaldı? Babam gitti çoktan. Köpürecek vallahi ha. O çanta ne? Kız kovuldun mu yoksa? Hayır canım, çamaşırları getirdim yıkamak için. Ay vallahi daha yeni bitti ha çamaşır. Kirlileri getirdiysen yıkayamam ha. Sabahtan beri çamaşır yıkıyorum, kollarım koptu. Tamam, ben hallederim. İyi, yarış için izin istedin de kovmadılar seni. İstemedim. Doğum günüm için izin vermişlerdi zaten. Ha bugün senin doğum günün mü? Aman kızım, bende kafa mı kaldı? Sen tabii rahatsın. Baksana doğum gününü bile kutluyorlar. Ben burada sabahtan akşama it gibi koşuyorum. Yine de bir ton laf duyup duruyorum babamdan. Kocanı kaçırmasaydın dedi bana bu sabah. Tabii benim senin gibi kaçak deliğim de yok. Çemkiremiyorum da. Ne yapayım, bir de bu yaştan sonra dayak mı yiyeyim? Neyse hadi git üstünü değiş de yemeğe yardım et. İyi madem doğum günün. Bugün senin istediklerini pişirelim bari. Bakma bana öyle anne. Yapmak zorundaydım. Bu hayattan kurtulmak için yapmak zorundaydım anne. Teyze. Canım. Bak, doğum günün için sana yaptım. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Kafana ne oldu? Uf oldu. Öpeyim geçsin mi? Öp geçsin. Oh, hemen geçti. İyi ki geldin teyze. Annem bugün yine çok sinirli. Sen annene bakma, tamam mı? Annen öyle arada bir kızar, kızar sonra geçer. Sen sıkma canını, tamam mı? Bir seni özlüyorum ben, biliyor musun? Sen de beni özlüyor musun? Anneanne? Evet. Anneanne de az önce doğum günümü kutladı, biliyor musun? Fotoğraf konuşur mu teyze? Hadi bakalım. Hadi sen şimdi çizgi film izlemeye gidiyorsun. Ben de üstümü değiştirip geliyorum, tamam mı? Montes amcam, çıkıp da bir işin ucundan tutsan mı artık? Villa hizmetçilerin yok senin burada. Zeynep mi geldi? İçeride hasta. Hayırdır? Buraya kadar geldin de iki adım hipodroma niye gelmedin? Ela Hanım bir iki şeyi halledip öyle çıkmamı istedi. Anca geldim ben de. Güzelim, yarış senin yüzünden gitti be. O Murat de bugün ortalarda görünmedi hiç. Ne tüyü alabildim ne bir şey. Ama sen yanımda olsaydın Fizan'dan görse geliyor hemen. Aman sanki onun küçük tüyolarıyla zengin olacaksın sen de. Sevmiyorum ben o adamı. Nikahına mı al dedik kız? Nikahına mı al dedik? İki muhabbet etsen ağzın mı aşınır?
Adam daha önce bir sürü yarış tutturdu. Seni görünce bana da tüyo veriyor. Ne var işte bunda? Sevmiyormuş. Sevmiyormuş. Ablan seviyordu da ne oldu? Al bak geldi kaldı benim başıma. Yarın öbür gün sen de eteğinde bir tane veletle çıkar gelir benim başıma kalırsın. İşte o zaman kimse tüyo vermez, anladın mı? Aklını kullan. Bak aklını kullan. Para ediyorken aklını kullan. Kötü tohum işte. Kötü tohum. Ben söylüyorum kötü tohum diye. Rügat'ım ya ben. Keren'in annesi çok hastalanmış. Keren annesini buna çağırmak için şehre gittiğinde yol kenarında kutu içinde bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Ayakkabılar öyle güzel parlıyormuş ki Keren dayanamamış ve ayakkabıları da alıp evine gitmiş. Anneciğim bak, onları yol kenarında buldum. Çok güzel değil mi? Bunlar bir başkasına ait olabilir Kerim. Hemen götürüp aldığın yere bırakmalısın. Ama sahibi olsaydı bunları kutuyla oraya bırakmaz. Filiz, çay koyacaktın hani. Hadi. Alo. Şey, Alp'i aramıştım ben ama. Biz de ailesinden birine ulaşmaya çalışıyoruz. Bölge hastanesinde şu an. Telefonu kilitli, açıp bilgi veremedik. Durumu nasıl? Akrabası mısınız? Evet, kardeşim durumu nasıl? Hayat tehlikesi yok. Buraya gelebilirseniz. Pardon, pardon taksi. Beşiktaş'taki büyük otele gideceğiz. Ama önce bir telefoncuya uğrayacağız. Çıktım bir yola, sükutun altın olduğu topraklara. Aynı dilden konuşulur orada. Yürekli kaşifler yaşar o adada. Çıktım bir yola, çok pardon.
Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Neye ihtiyacınız olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Veysel bu arada benim ismim. Başka bir arzunuz var mıydı? Bana bütün magazin dergilerini alıp getirir misin Veysel? Tabii efendim, hemen. Ha, Veysel. Buyurun. Bir şey daha var. Pasta. Şehrin kendisi bile parası olana farklı görünüyor. İstanbul'da yaşayıp hiç deniz görmeyenlerin gördüğü İstanbul'la Boğaz'ın içinde yaşayanların gördüğü İstanbul bir mi hiç yani? Aradaki uçurumun bir köprüsü de yok hem. Diğer tarafa geçmek için tek bir yol var. O da para. Yani benim bulduğum para da bu pahalılıkta kimseye hayallerinin hayatını getirmez. Bunun ben de farkındayım. Ama eğer o parayı akıllı kullanıp en doğru yolu seçersem belki o yol beni hayallerime götürebilir. Bugün benim yeniden doğuşum. Ve söz veriyorum. Bu defa bu adaletsiz hayattan hakkımı alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.